devam edeyim şimdi sıra sonuna kadar. Yine ilmek kaydırma ile kapatıyoruz. Dikkat edin burada zincirlerin tepesinden ilmek kaydırma yapalım ki yeri değişmesin, karışıklık olmasın. Şimdi yine 3 zincirle devam edelim. Sıra bütün bere boyunca ön trabzanların üzerine tığın arkasında şöyle trabzanın arkasından tığımı geçirip ön trabzan yapmamız gerekiyor. Yani bu işlem sabit. Sadece aralardaki trabzan sayıları ve zincir sayıları değişecek ama bu ön trabzanlar sonuna kadar sabit. Şu aralardaki boş, bakın normalde bu iki ipin üzerine batarak devam ediyoruz ama şimdi burada değişiyor. Şu ön trabzanla yanında bulunan trabzanın arasındaki boşluğa batıp iki tane trabzan örmemiz gerekiyor. Bu önemli çünkü beremize şekli veren o. Hemen ardından bir tığ üstü alıp ön trabzanın üzerine yine ön trabzan yapıyoruz. Aradaki boşluğa iki tane trabzan örüyoruz. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle ilk başta 3 tane zincir ördüğümüz için onu trabzan olarak sayıyoruz. Tek bir trabzan yapıyoruz boşluğa ve kapatıyoruz. Şimdi 4 zincir çekiyorum. İlk 3 zincir bir trabzan olarak sayılıyor. Tığ üstü alıp yine ön trabzanın üzerine bir tane ön trabzan ördüm. Ve yavaş yavaş şekillenmeye başladı zaten. Şimdi aradaki boşluğa geçiyoruz. Tam şu noktayı özellikle yavaş yavaş geçmeye çalışıyorum ki tam net görün. Çünkü şekli veren bu dediğim gibi. Yine iki tane trabzan örüyoruz ve bir zincirle iki trabzanın ardından yavaş yavaş büyütüyoruz. Ön trabzan, iki tane boşluğa batarak iki tane düz trabzan ve bir zincir örerek yine sıra sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Bu sırada Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok ve Thread üzerinden beni takip edebilirsiniz hanımlar. Linkler videonun altındaki yazılı açıklamada mevcut olacak. Ekleyeceğim. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar devam edeceğiz. İlmek kaydırmayla yine sıranın sonuna gelince kapatacağız ve bitireceğiz. Devam edeceğiz. Hızlıca ben şimdi öreyim. Gördüğünüz gibi damar damar olmaya başladı. Artık şekillenmeye de başladı beremiz. Sıra sonunda ön trabzan ardından bir tane trabzan yapıyorum ve bu ilk 3 zinciri de trabzan olarak saydığım için onun tepesinden tığımı geçirip ilmek kaydırma yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Yine ön trabzanın üzerine ön trabzan. Yine bir tığ üstü alıyorum burada. Bakın şuralara dikkat edin. Şu yandaki boşluğa değil de direkt dibindeki boşluğa batalım. Ve trabzan örerek devam edelim. 3 tane trabzan yapıyoruz bu defa. Artırıyoruz trabzanlarımızın sayısını. Ve bir zincir. Ön trabzan. Boşluğa 3 tane trabzan. Ve bir zincir olarak sıra sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Buraya kadar zaten değişen hiçbir şey yok. Bu şekilde devam edelim. Şimdi sıra sonuna geldik. Tekli trabzan, ön trabzanın üzerine özür dilerim. Trabzan yaptım. Gördüğünüz gibi şekil alıyor. Boşluğa 2 tane daha trabzan yaparak 3 ile tamamlıyoruz. Sıra başındaki 3 zincirle birlikte. Şimdi şuraya geldik. Buradan itibaren
5 zincir çekiyoruz. Zincir sayısı artıyor. Yine bir tığ üstü alıp ön trabzanın üzerine ön trabzan. Boşluğa 3 tane tekli trabzan. Sürekli trabzan diyorum ama aslında hepsi tekli. Bunu da özellikle belirtmiyorum ama umarım anlamışsınızdır. Bir tığ üstü alıp 2 kere de çıkıyorum. 3 tane boşluğa trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Ön trabzan üzerine ön trabzan, 3 tane trabzan, 2 zincir. Devam ederek bitiriyoruz bu sırayı da. Yine sıra sonunda 2 tane trabzan yaparak ilk sırada sıranın ilk başında yapmış olduğum 3 zincirle onu tamamlıyorum. Tam net görebiliyorsunuzdur umarım. Göremiyorsanız bana yazın. Ben size tarif edeceğim. Bu 2 zinciri boş bırakıp 3.ye batıyoruz. Dikkat edin buraya. Şimdi buradan itibaren yapılması gerekeni ben sizlere tarif etmeye çalışacağım. Yapmamız gereken çok basit aslında, boylara adapte edebilmek için, yani uyarlayabilmek için 5 zincir çekiyorum. Şimdi devam edeyim. Yine ön trabzanın üzerine ön trabzan. Trabzan sayıları artıyor artık buradan itibaren ama yapmanız gereken şey aslında basit. Yapacağınız kullanmanız gereken ölçüleri sizlere vereceğim. Burada tek tarif edeyim şimdi bu sırayı da. 4 trabzan yapıyorum boşluğa ve şurada durayım. Bakın, yapacağınız boya göre kafatası çevresi ölçüsünü alıyorsunuz. Ölçüyorsunuz. İstediğiniz ölçüde, mesela 2 yaşlık yapmak istiyorsanız kafatası ölçüsünü çevresinin ölçüsünü bulup istediğiniz çevreye ulaşana kadar örmeniz gerekiyor ve şurayı bu şekilde ölçüyorsunuz. Bu kafatası ölçüsü. Şurası. Ve istediğiniz ölçüye ulaşınca artırmaları bırakıp dümdüz son sırada ne ördüyseniz o şekilde devam etmeniz gerekiyor. Yani 4 trabzan, 2 zincir, ön trabzanda kaldıysanız aynı şekilde dümdüz ilerleyerek istediğiniz derinliğe ulaşana kadar devam etmeniz gerekiyor. İstediğiniz, yani bere yüksekliğine kadar ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi ben biraz daha ilerleteceğim, büyüteceğim. Resmen bildiğiniz yetişkin boy olarak öreceğim ki tüm yaşlara istediğiniz gibi örebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Sıra sonuna geldim dediğim, beş zincir çektim, ön trabzan yaptım. 4 trabzan yapıyoruz artık buradan itibaren. Boşluğa 2 zincir. Ön trabzan üzerine ön trabzan. Boşluğa 4 tane trabzan ve 2 zincir. Bu sırada böyle devam ediyor artık. Dediğim gibi zor görünüyor ama örünce aslında çok basit. O yüzden denemenizi tavsiye ederim. Şimdi sırayı da bitirelim. 4 trabzan yapmamız gerektiği için baştaki zincirle tamamlamak için yine 3 trabzanla bitiriyoruz boşluğa. Ve 3. zincirin tepesini batarak kapatıyoruz sıramızı. Buradan itibaren gördüğünüz gibi yavaş yavaş motiflerimiz dönmeye, şekillenmeye bu şekilde başladı. Şimdi bir sonraki sırada yine 5 zincirle başlayalım. Ön trabzan üzerine ön trabzan. Ve dikkat edelim, şimdi burada işlem değişiyor. Yavaş yavaş büyütüyoruz. Bir zincir çekiyorum şimdi düz trabzanlardan önce. Ve aynı şekilde yine boşluğa 4 tane trabzanla devam ediyoruz. Yani her sırada aslında birer tane ilmek artmış oluyor. Ve bu artan ilmeğin yerini değişiyoruz. 4 trabzan yaptım. Buradan itibaren yine 2 zincir. Dikkat edin, zincir 2 yerde oluyor. 4 trabzandan önce 1 tane ve ardından 2 tane. Buradan itibaren ön trabzan, 1 zincir, boşluğa 4 tane trabzan. Bir zincir çekmiştim. Şimdi 2 tane yapıyorum.
Bu şekilde sıra sonuna kadar devam etmem gerekiyor. Ön trabzan, bir zincir, 4 tane trabzan. Bilerek biraz daha örüyorum ki tam net örebilirsiniz, bilesiniz. Yani kafanız karışmasın. Ama dediğim gibi sorularınız olursa bana yazabilirsiniz. Şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Yavaş yavaş istediğimiz görünüme ulaşıyoruz. Şurada bir zincir var. Bakın ön trabzan, bir zincir, 4 trabzan. Şu öncesinde bir ve ardında iki zincir var. Ve dikkat edin, şu boşluklara batarak trabzanları yapalım ki istediğimiz görüntü böyle oluşuyor. Bu şekilde büyüterek devam ediyoruz. Sıra sonunda yine 3 trabzanla bitirdim ki şu 3 zincirle birlikte 4 oluyor. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. Ön trabzan üzerine ön trabzan. Artık trabzan sayısını artıracağız şimdi. Yine bir zincir çekiyorum ön trabzanın ardından. Boşluğa 5 tane tekli trabzan yapıyoruz bu defa. Bir ilmek artıyor bu sırada da. Ben dediğim gibi yetişkin boy olarak şimdi bunu yapıyorum ama az önce söylediğim gibi istediğiniz boyuta, kafatası, çevresi ölçüsüne ulaşınca dümdüz örerek devam etmeniz gerekiyor. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Dediğim gibi ama umarım kafanız karışmıyordur. Bu şekilde mesela ben 5 tekli trabzanda kaldıysam 2 zincir, 1 zincir, ön trabzan, bu şekilde devam etmem gerekiyor. Bu hususa özellikle değiniyorum. Bazen videolarda çok fazla konuştuğum falan söyleniyor ama tam net sorularınıza cevap verebilmek için özellikle fazla fazla söylüyorum. Umarım yardımcı olabiliyorumdur. Şimdi kaldığım yerden devam edeyim fazla da lafı uzatmadan. Trabzan sayısını artırdık. 2 zincir yine aynı. Ön trabzan. 2 zincir şimdi. Beş trabzan. Bu sıra sonuna kadar şimdi bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Zaten mantığı kavramışsınızdır sanırsam. Şuraya bir bakayım. Ben az önce evet 2 zincir dedim. Ve az kalsın sizi de yanıltıyordum. Tek zincir olacak. Bakın bu 4 trabzandan, 5 trabzandan önce 1 zincir bu sırada. Evet, şimdi düzeldi. Ardından 2 zincir oluyor. Dikkat edelim buraya. Özür dilerim bu arada da kafanız karıştıysa. Bazen oluyor böyle karışıklıklar, sıralar, sayılar karışabiliyor. Şimdi 5 trabzan yaptık. Şimdi 2 zincir, doğru. Ön trabzan. Bir tane zincir, boşluğa da 5 tane tekli trabzan, ardından 2 zincir öreceğiz. Şimdi ben hızlıca bu sırayı da bitireyim. Şuralara şöyle devam edelim. Yine 4 tane tekli trabzanla bitirdim. Baştaki 3 zinciri de tamamlamak için. Ve sonuç çok da güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum bunu. 2 farklı renkte ördüm dediğim gibi. Bir tane kızıma, bir tane de oğluma ördüm. Renk renk örebilirsiniz bunu. Çok güzel oluyor. Hatta yetişkinlere de beyaz renkli veya istediğiniz renkte de örebilirsiniz. Çok güzel bir model. Şimdi şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Yine 5 zincirle sıra sayısını artırarak devam ediyorum ben. Ön trabzan üzerine ön trabzan. Şimdi ilmek sayısını artırmamız gerektiği için buraya da 2 zincir yapıyorum. Az önce onun karışıklığını yaşamıştık. Yine bu defa aynı 5 trabzan örerek devam ediyoruz boşluğa. İlmek, artan ilmek zincir oldu. Yani 5 trabzandan önce de sonra da 2 zincir örüyoruz bu defa.
ve ön trabzanla devam ediyoruz. Ardından 2 zincir boşluğa 5 trabzan. Ve 2 zincir. Şöyle göstereyim. Şu bakın şurada öncesinde ve sonrasında aynı şekilde şuradan yine tamamlayacağız 4 tane trabzanla şu 3. zincire batarak bitireceğiz. İlmek kaydırmamı yaptım, bitirdim ve burada istediğim kafatası büyüklüğüne yavaş yavaş çevresine ulaşıyoruz. Yine 5 zincirle devam edelim. Ön trabzan üzerine ön trabzan. 2 zincir. Ve bu defa yine bir ilmek artırmam gerekiyor. 6 tane tekli trabzan yapıyorum o yüzden. Videoları hazırlamak bazen çok zaman alabiliyor. Bakın gece başladım, gündüz devam ediyorum vesaire çocuklar olunca. O yüzden bir beğeni ve bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Emeğimin karşılığını almış olurum. Şimdi 6 trabzanın ardından 2 zincir çektim yine aynı şekilde. Dediğim gibi sadece trabzan sayısını 5'te artı 6 yaptım bu sırada. Yine ön trabzana, ön trabzan, 2 zincir, 6 trabzan, boşluğa. İki zincirle devam edeceğim. Şimdi bu sırayı bitireyim. Yavaş yavaş sonuca, istediğimiz sonuca ulaşıyoruz. Şöyle bir göz atalım. Ben istediğim büyüklüğe ulaştım ve gördüğünüz gibi damarlar bu şekilde döne döne oluşuyor. Bu şekilde bu kadar büyüklük bence yeterli. Ölçü olarak şu çevreyi ölçtüm ben ve 61 santimetreye ulaştım ki bu ölçü yetişkin büyüklüğü. Bu şekilde mezure yardımıyla etrafından ölçebilirsiniz. 61 santimetre dediğim gibi çevresi ve çap olarak 17 santimetreye tekabül ediyor. Bu kadar yeterli. 17 santimetre diyorum, özür dilerim. 17 santimetre iki yüksekliği olacak. İstediğiniz daha küçük yapmak istiyorsanız 1 yaş, 2 yaş, 3, 4 vesaire istediğiniz ölçüye ulaşınca mesela şuralara gelince burası yaklaşık 3-4 yaş olabilir. Şuraya gelince istediğiniz kafatası ölçüsüne gelince burada dümdüz örmeye devam etmeniz gerekiyor. Ben şimdi birazdan da dümdüz örerek artırmaları keserek devam edeceğim. Size de göstereceğim nasıl olduğunu. Bu küçüktü. Bakın şurası küçüktü. Bu mavi ördüğüm beri küçüktü. Bu dediğim gibi 2 yaşlık için yüksekliği lastik örgüsü haricinde şuradan şuraya kadar lastik örgü haricinde 17 santimetre. Derinliği de kendiniz örüyorsanız tabii ki üzerinize ölçebilirsiniz ki bu şekilde dümdüz ördüm. Bakın şurada artırmaları kestim. Son sırada burada kalmıştık. Aynı şekilde devam ettim. Yani nerede kaldık? 5 zincir çektim başlangıçta. Ön trabzan 2 zincir, 6 trabzan 2 zincir şeklinde dümdüz örerek ilerledim şurada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra olarak örmüşüm. Şimdi bunun üzerine bakın şöyle elinizle şekil verebilirsiniz. Tabii ki ben şimdi şekil vermedim. Örmüş olduğum için tamamen ham şeklinde görüyorsunuz. Şimdi bunun üzerine lastik örgüsü eklenecek. Ölçü şu tepeden ortadan aşağı kadar bakalım yaklaşık 18 santimetre ve buna birkaç santimetrede yaklaşık 3 santimetrede 3-4 santim olarak lastik eklenecek. Hemen lastik yapımını da geçelim. Lastik örgü zaten çok basit ama yine de size göstereceğim. Bu şekilde sağa sola kayıyor gibi görünebilir. Merak etmeyin, lastiği örünce düzelecek bu. Şimdi 3 zincir çektim. Bir tığ üstü alıyorum. Ve ön trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane tekli trabzan örüyorum.
Yine bir tığ üstü alıp aralara örmüş olduğum trabzanların üzerine trabzan örerek devam edeceğim. Bu sıra zaten full trabzandan oluşuyor ama hepsini öremeyeceğiz. Çünkü çok büyük olur. İlk trabzanlardan örmeye başlıyoruz. 6 trabzan vardı. İlk 4 trabzanın üzerine sadece trabzan yapıyoruz. Aradaki 2 zincirin ikincisine batarak bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve ön trabzan üzerine bir trabzan. Yine aralardaki, bakın şu boşluğa batmıyoruz. Şöyle göstereyim. Boşluğa batmadan devam edelim. Dikkat edin. Sadece trabzanların üzerine. İlk 4 trabzan. Diğer sondaki 2 trabzan boş kalıyor. Ve aradaki 2. zincire de aynı şekilde bir tane trabzan örerek ilk sıramızı bu şekilde başa kadar devam ettiriyoruz. Şu başa gelince ilmek kaydırmayla yine sıramızı kapatacağız. Şu 3 zincirin tepesine battıktan sonra artık buradan itibaren aslında çok basit, ilmeği biraz böyle büyütüyorum. Bir tığ üstü alıp şu yine ön trabzanın üzerine denk geliyor. Yani bir önceki sırada ön trabzandı ama tığ üstü alıyorum ve ilk örmüş olduğum trabzanın arkasından tığ geçirip bir tane ön trabzan yapıyorum. Ardından bir tığ üstü alıp sonraki trabzanın da önünden tığ geçiriyorum. Görüntüde görüldüğü gibi bir ön bir arka trabzan yaparak lastik örgümüzü oluşturmaya başlıyoruz. İlk sırada hepsi düzdü. Buradan itibaren istediğiniz yüksekliğe gelince ben yaklaşık 3 veya 4 hatta 5 de olabilir. Birkaç sıra bu şekilde lastik örgü öreceğim. Siz istediğiniz uzunlukta, yükseklikte bunu örebilirsiniz. Yine de bir sonraki sırayı da göstereyim sizlere. Ön trabzan, arka trabzan derken şimdiki sırada da nasıl devam ettiğimi göstereyim. Aslında çok basit. Yine aynı şekilde ilmeğimi uzatıyorum. Bir tığ üstü alıp ön trabzan üzerine ön trabzan. Arka trabzan üzerine de arka trabzan yaparak lastik örgümüzü yapıyoruz ve bitiriyoruz. Bu şekilde dediğim gibi birkaç sıra öreceğim. Sonucu hep birlikte göreceğiz. Yavaş yavaş artık bitti. Pompon da yerleştirince berelerimiz hazır oluyor. Ve gördüğünüz gibi pembesiyle mavisiyle şöyle ölçü verecek olursam yaklaşık bitmiş hali yetişkin boy 21 santimetre, 21-20,5 bu şekilde. Ve ben bunu ne kadar ördüm? 1-2-3-4-5 şöyle tam net sayamadım ama sanırsam 4-5 sıra ördüm. Bunu öreli çünkü biraz zaman olmuştu. Ve bitirdik. Bir küçük boyda sadece bir sıra daha az ördüm lastik örgüsünü. Biraz daha küçük olmasını istedim. Genişlik olarak bu şekilde 20 santim ölçülerimizi de verdik. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Takınca aslında bu motifler çok daha net, daha belirgin ve daha düzgün duruyor. Şöyle göstermeye çalışayım size. Dediğim gibi böyle düz ham şeklini görüyorsunuz ama takınca çok daha şık duruyor, değişik duruyor. Hazır örgüye çok benziyor. Bu şekilde damar damar durması aslında beni cezbetti. O yüzden denemek istedim. Sizlerle de paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Bana destek olmak amacıyla. Hani henüz de abone değilseniz abone olabilirsiniz. Böyle iki farklı renkte ördüm. Eğer örecekseniz şimdiden kolay gelsin. Bana resim gönderebilirsiniz. Yapmış olduğunuz berelerin, onları sayfamda büyük bir zevkle paylaşacağım. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Bu hafta böyle bir örgü modeliyle devam ettik. Bakalım haftaya veya ilerleyen haftalarda neler öreceğiz. Henüz abone değilseniz dediğim gibi abone olun. Böyleleri takip edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.